Sevgili izleyenler, bir sorumuzda daha sizlerle beraberim. Two plastic disks, each having radius of r, are oppositely charged with q. Evet, iki tane plastik diskimiz var. Bunların q yüküyle yüklenmişler. Ve radiusları da r. Şurada r. They are placed with their charged surface facing each other. Yüklü tarafları birbirlerine bakıyorlar. Ve the distance between the disk is 0,0002 metre. Evet, şuradaki distance'ımız da 2 milimetreymiş. Buna göre, assuming that d küçük küçüktür r, find approximately magnitude and direction of the electric field between the disks. Use vector notation. Evet, şimdi burada magnitude and direction of the electric field'ı bulacağız. İlk önce electric field'ın direction'ını söyleyelim. Electric field'ın direction'ı nedir? Tabii ki electric field artı yükten eksi q yüke doğru. Şöyle artı yüklü plate'den eksi yüklü plate'e doğru şey yapacak. Devam edecek. Aha da elektrik şeyin elektrik yükünün direction'ı. Güzel. Şimdi peki magnitude'u nereden bulacağız? Magnitude'u Gaussian law'dan bulacağız. Gaussian law'u ilk önce şuraya bir yazayım. İntegral ne diyeceğim? E çarpı dA. Bu da eşittir. Q enclosed bölü Q enclosed bölü E0. Evet. Şimdi tabii Gaussian rule'u uygulamamız için bir tane Gaussian surface çizmemiz lazım. Bu şeklimize. Gaussian surface'da şeklimiz silindir şeklinde olduğu için çizeceğimiz Gaussian surface da silindir şeklinde olacak. Bu Gaussian surface'ı daha önce ben buraya çizmiştim zaman kazanmak için. Şu Gaussian surface'ı alıp şuraya koyalım. Niye olmadı? Bir daha deneyelim. Kopyala. Şuraya getirelim. Tamam, çok güzel oldu. Aha da size bir tane Gaussian surface. Evet. Şimdi bu Gaussian surface'da Q enclosed Q'ye eşit. Gördüğünüz gibi Q enclosed'umuz eşittir Q. Peki Q neye eşitti? Q da sigma çarpı A'ya eşitti. Sigma yani charge density. Charge density. Şimdi dolayısıyla burada tabii şey E çarpı dA ne olacak? Şu Gaussian surface'ımız A. E sabit. E dışarıya çıkar. İntegral dA da A olacak. Burası da E çarpı A. E çarpı A Q enclosed bölü E0. Dolayısıyla E çarpı A eşittir. Sigma A bölü E0 elde ettim. Buradan A'lar sadeleştikten sonra aha da E'nin formülü. E'nin nesi? Magnitude'u. E'nin magnitude'u sigma bölü E0 olacak. Geriye bir tek sigma'yı bulmak kaldı. Sigma'yı nasıl bulacağız? Sigma Q bölü A. Şurada bize Q'muz verilmişti. Q 27 çarpı 10 üzeri eksi 9. 27 çarpı 10 üzeri eksi 9. A'da pi r kare. Pi'mizi 3 olarak alıyoruz. R karemiz, r'miz 0,2 metre. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Onun karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan da 27 ile 3'ü biraz sadeleştirelim. 27 ile 3 sadeleştirdiğimiz zaman şurada 9 kaldı. 9 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. 9 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Dolayısıyla E'miz de sigmamız 9 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölü E0'ımız. E0'ı da şurada verdi. 9 çarpı 10 üzeri eksi 12. 9 çarpı 10 üzeri eksi 12. Evet, bu kadar. Buradan da 9'lar sadeleşir. 1 bölü 4 0 25 çarpı 10 üzeri eksi 7 artı 12 olacak. Dolayısıyla eksi 7 artı 12 kaç yaptı? 7
Ha, şunu bir tane de sağa kaydırırsak e'mizi dolayısıyla e'mizi kaç olarak bulmuş olduk? 2,5 çarpı 10 üzeri 6 değil 4. Bir tane sağa kaydırdığım zaman bir tane azaltıyorum. 10 üzeri 4. Tabii bunun bir de birimini yazalım. E'nin birimi neydi? Newton bölü Clomb. Güzel. Aha da A şıkkının cevabı. Şimdi gelelim B şıkkımıza. B. An electric dipole with dipole moment P initial bilmem ne is placed between the disks as shown in the figure 2. Evet şimdi şurada şu figürde şurada bir dipol yerleştirilmiş. Şimdi bu dipolü initial vektörü de şurada bize verilen 3y artı 4c. Şimdi 3y artı 4c'yi vektör şeklinde şurada gösterdiğimiz zaman ne bulmuş olduk? Şurası 3. Şurası 4. Ondan sonra dolayısıyla bu arkadaşımız P initial vektörü olmuş oldu. Peki bu P initial vektörünün ve aynı zamanda birazdan da söyleyeceğimiz P final vektörünün dimension'ı ne? Tabii dipolu döndürdüğün zaman şeyi değişmeyecek. Magnitude'u değişmeyecek. Buna da P diyelim. P de karekök içerisinde şunun magnitude'unu alıyorum. Karekök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi çarpı 10 üzeri eksi 30. Dolayısıyla P'miz 5 çarpı 10 üzeri eksi 30 olmuş oldu. Evet. Şimdi if tabii şurada şeyi de yazalım. P final. P final da eksi 4i artı 3c'ymiş. Yani x yönünde eksi 4 kadar gidiyoruz. X yönünde eksi 4 kadar gidelim. Şurası x yönünde eksi 4 kadar gidiyoruz. Y yönünde de 3 kadar gidiyoruz. Anda bu arkadaşımız da P final. Şöyle. Evet. Şimdi initially yaptığımız açı şu açı teta 0 diyelim. Ya teta iyi de diyebilirsiniz. Ben teta 0 dedim. Ondan sonra bunu döndürdükten sonra elde ettiğimiz şu açı da bu açı da teta 1 açısı olmuş olacak. Evet. Şimdi if an external agent turns the dipole until its dipole moment is P final. How much work is done by the agent? Bu agent arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz ne kadar iş yapmış olur? Şimdi onu bulacağız. Peki, iş nedir? İş bu arkadaşların potansiyel enerjisindeki değişimdir. O zaman ben önce bir potansiyel enerji formülünü yazayım. Dipolün potansiyel enerjisi. Dipolün potansiyel enerjisi neydi? P çarpı E'nin dot product'ı ya da bunu P çarpı E çarpı cos theta şeklinde de yazabiliriz. Ve W by the agent bu da eksi delta U olacak. Yani eksi U final eksi U initial olacak. Ya da U1 eksi U sıfır diyelim. Açılar orantılı gitmiş olalım. U1 eksi U sıfır. Evet, dolayısıyla eksi U1'imiz ve U0'ımız. P ve E'lerimiz aynı. Aslında öyle yazalım. P ve E'lerimiz aynı ikisinde de. P sadece teta değişiyor. Kosinüs teta 1 eksi kosinüs teta 0. Evet şimdi kosinüs teta 1 ve kosinüs teta 0'ı şurada bulursam hayat çok güzel olur benim için. Kosinüs teta 0'ı bulalım ilk önce. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Hipotenüsümüz ne? 3, 4, 5'ten 5. 3 bölü 5. Evet bir de kosinüs teta 1'i buluyorum. Kosinüs teta 1. Kosinüs teta 1 sevgili gençler gördüğünüz gibi bu açı 90 ile 180 derece arasında olduğu için kosinüsü negatif olacak. Ve önüne bir eksi koyacağız. Eksi yani şu açının kosinüsünün negatifi. Teta 1 prime diyeyim buna. Bu açının kosinüsü de 4 bölü
5. Gördüğünüz gibi kosinüs teta 1'i de eksi 4 bölü 5 oldu. Evet. P ve E sayılarıma, P'nin magnitude'unu bulmuştuk. E'yi yukarıdan aşıralım. E'yi de şurada bulmuştuk. 2,5 çarpı 10 üzeri 4. Şunu şuraya alabilirim. Neden olmasın? 2,5 çarpı 10 üzeri 4'ü şuraya aldığım zaman. P'miz de belli. P'miz de şu. Ondan sonra açılarımız da belli. Her şeyimiz belli. Geriye sayıları yerine koyup sonucu bulmak kalıyor. Aha da WA WA eşittir eksi P çarpı E. P'miz 5 çarpı 10 üzeri eksi 30 çarpı. E'miz 2,5 çarpı 10 üzeri 4. 5 kere 2,5 12,5. Hatta bir de şu kosinüslü zımbırtılar var. Kosinüs teta 1 onu bulmuştum demeyin. Eksi 4 bölü 5 şurada. Kosinüs teta 0 da 3 bölü 5. Yani sayıları şu formülde yerine koyuyorum. Ondan sonra bir daha eksi 3 bölü 5. Eksi eksi artı olur. 4 3 daha 7 bölü 5. Onu en başa yazayım. 7 bölü 5 çarpı 5 çarpı. Doğru 5 çarpı olsun. Tamam böyle olsun. 7 bölü 5 çarpı 5 çarpı 2,5 çarpı. 10 üzeri eksi 9 artı 4 eksi 26. Bu işlemin de sonucu sevgili gençler. 5'ler sadeleştiği zaman 7 kere 2,5 17,5. 17,5 çarpı 10 üzeri eksi 26. WA'mız 17,5 çarpı 10 üzeri eksi 26 diyerek bir sorumuzun daha sonuna geliyoruz. Esen kalınız.